Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. Biz de bir projeye başladık dijital oyunlarla ilgili, yani bilgisayar oyunları. Ama bunların şey formatı, yani dijital ortamdaki formatları. Tabii kullandığımız temel kavramlar şu oldu çalışmada. Bir defa risk toplumu ve risk kavramından bahsettik. Çünkü teknolojik gelişmelerin artmış olması bizim karşımızda bir risk ve bu riske maruz kalan bir kitle gerçekliğini karşımıza çıkarttı. Biraz önce ilkokul ve orta öğretimden bahsetti hocamız. Ciddi anlamda bu bilgisayar dijital oyunlarında kitlesinin orta öğretim öğrencileri olduğunu görüyoruz. Yani yapılan çalışmaların birçoğunda lise değil, ilkokul değil, orta öğretim öğrencilerinin daha fazla oyunlar oynadığını görüyoruz. Tabii ki dijitalleşmiş bir gündelik hayattan bahsediyoruz. Bu gündelik hayatın temel motive kaynağı da hemen her şeyi sosyal medyanın belirlemesi. En sonki olay, yani mesela biz diyelim intiharları konuşuyoruz ama yani burada intihar diye bir şey yok. Yani bir cinayet var, bir öldürme eylemi var ama biz hiç farkında olmadan sosyal medyanın dilini gündelik hayatımızda kullanıyoruz ve bunu bir araca dönüştürüyoruz ve hiç farkında olmadan yapıyoruz. Sosyal medyanın bizim hayatımızı etkilemesi böyle bir gerçeklik. Bilgisayar oyunları 1962'de başlıyor. Türkiye'de Atari oyunları, salonları, sonra 90'ların sonunda internet kafelere evriliyor. Ve en sonunda akıllı telefonlar, tabletler, oyun salonları. Tabii dijital oyun özellikle bilişim teknolojileriyle birlikte karşımıza çıkıyor. Orta öğretim öğrencileri bunun tam kitlesi oluyor. Biz Karabük Bartın Zonguldak'ta bir pilot bölge olarak seçtik orayı. Biz de orada olmamız sebebiyle 25 aileyle görüşme ve aynı zamanda orada anket çalışması. Yine daha geniş bir aşamada ise Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli orta öğretim öğrencileriyle anket çalışması. Yalnız bu çalışmayı yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almak, o bürokrasiyi aşmak vesaire falan çok zor. Yani bu tarz çalışmaları Milli Eğitim'le yapmak ciddi anlamda büyük problem. O yüzden Milli Eğitim'le çalışma yaparken böyle biraz daha suya sabuna dokunmayan tarzda çalışmalar yapmak gerekiyor. Biz en azından bu çalışmada bunu anladık. Tabii dijital oyunlarda şimdi olumlu etkiler var. Duygusal boşalma, rahatlama, motor yeteneklerde ilerleme, el-göz koordinasyonu, bunlardan bahsediyorlar. Biraz önce yani hocamız boşalma teorisinden bahsetti, ondan vesaire falan. Yani birçok literatür bize şunu söylüyor. İnsanlar bilgisayar oyunu oynadıkları zaman duygusal anlamda işlerindeki şiddeti boşaltıyorlar. Bir çeşit kontrollü şiddet boşaltma. Ama tabii ki biz olumsuz etkilerinden daha fazla söz ediyoruz. Bir, dikkat dağınıklığı, iki, obezite, yalnızlık, saldırganlık, depresyon, kas ve iskelet sorunları, akademik başarıda düşüş, uyku bozukluğu, yetersiz fiziksel aktivite, şiddet eğilimi. Tabii bağımlı kavramı şu şekilde tanımlanıyor. Yani artık yeni yayınlanan raporlarda 2018 yılından itibaren dijital oyunlar bir bağımlılık olarak görülüyor. Tıpkı bir madde bağımlılığı gibi. Oyuna önem atfetme, oyunda uzun süre geçirme, yoksunluk, duygu durum değişikliği, nüksetme dediğimiz yani bırakamıyorsunuz, yani kontrol edemiyorsunuz, çatışma ve problemler. Şimdi biz yaptığımız çalışmada şöyle bir çerçeve bulduk kendimize, en azından pilot çalışmada. Bağımlı çocukların ailelerini sıraladıkları ve katılımcı aile sayımız şu ana kadar 17. Ve biz aileyi şu şekilde betimliyoruz. Bunlar aynı zamanda bu oyun bağımlısı gençlerin aile profilini bize göstermesi açısından önemli. Bir baba şehir dışında çalışıyor. Ortalama %23'ün üzerindeki bir rakamda böyle bir aile tipi var. Anne baba ayrı %17,6'sı böyle bir profile sahip. Geniş aile %29'u geniş aile. Burada dede, nine, teyze, aklınıza ne gelirse geniş bir kitle var. Bir çekirdek aile var. Hani kısmen sevgi, saygı ve rollerin eşit dağıtıldığı bir aile var ama bu ailelerde çok kalabalıklar. 4-5 tane çocuk var. Ve bir aile tipimiz de erkek dışarıda, kadın evin yükünü çeken bir tip. Genelde oyun bağımlısı olan kitlenin aile profili böyle bir profil. Tabii biz
Geniş ailenin neden olumlu özellikleriyle ön plana çıkartmadık mesela? Neden onu şeye saymıyoruz? Çünkü geniş aile genelde bizim literatürde de hep pozitif özellikleriyle tanımlanır ama biz diyoruz ki çocuk anne baba muhatap değil yani. O aile içerisinde anne ve babasıyla doğrudan muhatap olamıyor. Neden? Çünkü ailenin en büyük erkeği söz sahibi, amca, dede. Ve yoğun bir otorite var ve çocuk kendini o ailenin içerisinde yalnız hissediyor. Arkasından bir, çocuğun kendine ait dünyası yok. Çocuk ev için mekan cazibesini kaybediyor artık. Dışarıda geçirilen zaman artıyor ve çocuk için kontrolsüz bir alan oluşuyor. Tabii babanın evde olmadığı aile tiplerinde de şöyle bir bulguyla karşılaştık. Bir, otoriteden yoksunluk. İki, kontrolsüz alanların çokluğu. Üç, annenin ev içi işlere ayırdığı zamanın çokluğu. Dört, sevgi ve ilgi yoksunluğu. Yani bu oyun bağımlısı profildeki orta öğretim öğrencilerinin böyle bir aile tipine sahip olduğunu görüyoruz. Ama ailelerdeki kaygılar ortak. Çocuğun okul başarı kaygısı var, gelecek kaygısı var, çevreye zarar veriyor mu vermeme kaygısı var. Ama bu kaygılarla ilgili eyleme geçme hali yok. Neden? Çünkü öğretmenlere güveniyorlar. Diyorlar ki öğretmeni bizden daha çok ilgileniyor. Okulda geçirdiği vakit, evde geçirdiği vakitten daha fazla. İnternet kullanmadığımızdan bilmiyoruz ne yaptığını bilgisayarda. Anlamıyoruz telefonda, bilgisayarda ne yaptığını diye böyle. Bir takım şeyler söylüyorlar. Tabii öğretmenlere neden güveniyorlar? Çünkü öğretmenler dijital alanı bildiklerinden bahsediyorlar. Medyadaki haberlere karşı duyarlılıkların oldukça yüksek olduğunu, özellikle biz Mavi Balina ve Momo oyunları örneğinden yola çıkarak bu çalışmayı yürütüyoruz. Öğrencileri takip edebilme becerilerinde yüksek olduğunu söylüyorlar ve aileler tamamen topu şey atıyorlar, öğretmenlere atıyorlar. Tabii burada öğrenciler için ders çalışıyorum paradoksu diye bir süreç var. Bu çocukların sıklıkla başvurdukları mantıksal uyarlama, gerçeği inkar, yani aslında oyun oynuyorlar ama gerçeği inkar ediyorlar. Ancak yaptıklarının da farkındalar. Çünkü yalan söyleme ihtiyacı hissettikleri için yaptıklarının da farkında. Tabii dijital oyunları oynadıkları araçlar %65.7'si bilgisayar, sonra tabletler geliyor, akıllı telefonlar var ve en son sırada da oyun konsollarının geldiğini görüyoruz. Tabii dijital oyunları tercih sebepleri şunlar. Gerçek oyunlar yerine sanal oyun alanlarını tercih etmek daha kolay. Materyale, malzemeye ihtiyaç yok. İnsana ihtiyaç yok. Tabii ki bireyselleşme burada önemli bir detay. Ebeveynlerin sanal oyun alanlarını daha güvenlikli buluyorlar. Bu da sıkıntılı bir bakış açısı. Yani çünkü aileler ya dijital ortamının daha risksiz olduğunu düşünüyorlar. Şimdi biz bayağı bir, yani bu alanda yapılmış en az bir 50-60 tane makale ve araştırma var. Bunların hepsine baktık. Yani burada sunulan çözümlerin çok birbirini tekrar eden çözümler olduğunu duyuyoruz. İşte aileleri bilinçlendirmek vesaire falan. Ama aileleri bilinçlendirme gibi bir programı uygulayabilmek için de ailede böyle bir ortamın olmadığını biliyoruz. Yani ailenin hepsi zaten kendi içerisinde belli problemleri taşıyor. Dolayısıyla o ailenin içerisindeki o alanı kurutmadan orta öğretim öğrencilerine, işte aileler dijital alan hakkında bilgi sahibi olsun vesaire falan. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte bu dijital derslerle ilgili, yani bu sanal alanla ilgili ekstra dersler vermesi gerektiğini vesaire falan bahsediyor. Ama bu dersleri veren insanlar da en azından bizim gözlemlediğimiz kadarıyla taşrada orta yaşın üzerindeki insanlar. Bunlar zaten akıllı telefon kullanmayı bile doğru düzgün bilmeyen öğretmenler. Yani burada tabii tenzih ederek söylüyorum. Bunlar zaten dijital alandan habersiz olan insanlar. Dolayısıyla onların da bu tarz dersleri vermesi, yani başlı başına bir paradoks oluşuyor. Dolayısıyla biz henüz çözüme ulaşmadık. Mevcut literatürdeki çözümleri de çok fazla geçerli ve tutarlı bulmadık diyoruz. Teşekkür ederim hocam.